Merhabalar. Hareketli bölüm hipotezlerde planlama dersini sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Bu ders gerek lisans ve gerekse lisans üstü eğitimde önemli yer almakta ve çoğu zaman anlaşılması zor ve karmaşık olarak tanımlanmaktadır. Doçent olduğum 96 yılında bu konuyla ilgili bir kitap yazmaya karar vermem de bu sebeple olmuştu ve günümüze değin yazdığım 4 baskıda konunun öğrenenler tarafından daha kolay ve daha iyi anlaşılması için hep kitap düzenlemelerinde yenilikler yapmaya çalıştım. Şimdi de sistematik bir düzende anlatmak üzere karşınızdayım. Dersin hedefi, fonksiyon görürken dokulara zarar vermeyen bir hareketli protez yapmak üzere protez bileşenlerinin tipine ve yerleşimine karar verebilir. Dolayısıyla dersin içeriğinde planlamanın amacı çiğneme kuvvetlerinin protez desteklerine etkisi ve kenede sınıflarına göre planlama düzenini ve prensiplerini tartışmak. Ancak planlamayı anlayabilmek için bilinmesi gereken bazı teorik kavramlar var. Bunlardan ilki hareketli bölümlü protez bileşenleri, bileşenlerin nerede ve ne şekilde kullanılabilmek, hangi tipleri olduğunu bilmek lazım. Biyomekanik kavramlar, desteklerin yani diş ve doku desteklerinin özellikleri, bu desteklere gelen kuvvetleri etkileyen faktörler ve desteklere gelen kuvvetlerin kontrolünün nasıl yapıldığına dair teorik bilgiyi sahip olmak lazım. Hareketli bölümlü protez planlaması, basit matematik formülleriyle tanımlanamayan ve birden fazla çözümü olan açık uçlu ve çok yönlü bir tasarım problemidir. Çok yönlüdür çünkü içerisinde biyomekanik kavramları yani hem mekaniği hem biyolojik faktörleri açık uçludur çünkü her bir hekimin, her bir mezunun yaptığı tasarımda farklılıklar içerebilir. Ancak bu farklılıklar bir takım prensipler ve kuralların dahilinde olmalıdır. Diş destekli ve diş doku destekli protezlerde uygulanması gereken planlama prensipleri birbirlerinden farklıdır. Diş destekli bölümlü protezlerde protez desteği burada gördüğünüz gibi 4 destek veya 3 destek üzerinde sağlanmakta. Kaideler herhangi bir destek açısından katkı sağlamakta. Dolayısıyla tırnaklarla ve direkt sürülerle protez maksimum tutuluk ve stabiliteye kavuşmaktadır. Diş destekli protezler desteklerinin tamamını dişlerden alırlar. Bu destekleri üzerine yerleştirilen tırnaklar ve kroşelerle kuvvetler destek dişlerin uzun eksenini boyunca iletilir. Ancak sabit protezlerde olduğu gibi destek dişler üzerine simante edilme gibi bir durum ortaya çıkmadığından fonksiyon esnasındaki sınırlı hareketleri destek dişleri aksiyel olmayan yüklere maruz bırakır ve yerinden çıkarıcı kuvvetlere karşı önlem alınması yeterlidir. Oysa ki serbest solunum protezlerde kuvvet iletimi daha kritiktir. Çünkü protezin destek dişe yakın olan tarafı daha çok dişlerden destek alırken kaidenin daha distaline doğru gidildikçe protezin desteği daha çok kemikten ve uzun üzerindeki mukozadan sağlanır. Kaide altındaki mukozanın reziliyansı, kaidenin uyumu ve genişliği, çiğneme kuvvetinin miktarı gibi faktörler kaide hareketinin miktarını etkiler. Sonuçta serbest solunum protez kaidesine komşu olan destek dişte distale tork gibi bir takım devrilme hareketleri ve dişsiz krepte rezorpsiyonlar gelişebilir. Protez kaide hareketlerini 3 farklı eksen ve düzlemde tanımlamak mümkündür. Ancak bunun yanı sıra daha çok geçerli olan ve bizim hareketlere karşı kontrol faktörleri geliştirdiğimiz durum iki terminal destek diş arasından geçen horizontal fulcrum ki buna biz primer fulcrum diyoruz. Ve sagittal eksen üzerinde gelişen serbest solunum kaidenin dokuya gömülme ve dokudan uzaklaşma yönündeki iki farklı rotasyon söz konusudur.
Planlamanın amacı da protezin tutuculuk ve stabilizasyonuna etki eden kuvvetlerin protez bileşenleri ile ağız hijyeninin devamlılığına engel olmayacak şekilde dengelenmesi ve böylece geriye kalan dokuların korunmasıdır. Devan bu konuda ki hassasiyeti bu güzel cümlesiyle tanımlamıştır. Geriye kalan dokuların korunması, kaybedilenin titizlikle yerine konmasından daha değerlidir. Dolayısıyla yapacağımız planlama tasarımlarında kaybedilen dokuları yerine konma çabasının yanı sıra daha büyük ölçüde ağızda kalan mevcut dokuların sağlığını devam ettirme prensibine dikkat etmemiz gerekir. Hareketli bölümlü protez bileşenleri planlama esnasında en doğru şekilde seçilerek ve yerleştirilerek hekimin kendine özgü tasarımını ortaya koyar. Planlama olayı, işlemi, bu karmaşık bir takım klinik ve laboratuvar yapım işlemleri arasında teşhis modelinin analizinden sonra ve ağız hazırlığından önceki bir aşamada yapılır. Bu aşamanın sıralaması oldukça kritiktir. Örneğin, bölümlü protez için bu protezi destekleyen kronlarda bir hazırlık yapmak gerektiğinde planlama mutlaka preparasyondan, diş preparasyonundan önce yapılmalıdır. Planlama öncesi ve esnasında teşhis modelleri artikülatörde değerlendirilir. Bu şekilde artlar arası mesafe ve oküzal düzlem değerlendirilir. Örneğin bakın bu vakada oküzal düzlemden aşağı alt çene protezinin alanına ne yazık ki geçmiş olan uzama nedeniyle bir destek diş görmekteyiz. Dolayısıyla uzamış ve devrilmiş dişlerde bu azalan protez mesafesine göre çözüm aranır. Bu çözümler mine seviyesinde mörlemeden başlar veya kanal tedavisi neticesinde kron restorasyonu veya bazen de diş çekimine kadar gidebilir. Aynı şekilde burada diş olduğu gibi tüberin sarkması gibi karşıt kreplerinde sarkması neticesinde yine azalmış protez boşlukları sorunu yaşanabilir ki bu durumda da sarkmış kreplerin cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilir. Planlama öncesinde, esnasında ve sonrasında teşhis modelinin analizi, planlama işlemi ve ağız hazırlığı bir takım çalışmasıdır. Karmaşık ve son derece zor görünen planlama işlemini bu şekilde yapılan bir planlama sıralamasıyla çok daha sistematik, kolay bir hale dönüştürebiliriz. Dişsiz boşlukları öncelikle değerlendirir, vakanın sınıflandırmasını yapar, daha sonra tırnak ve desteklerin belirlenmesini gerçekleştirir, direkt tutucu ve indirekt tutucuları belirler, rehber düzlemleri değerlendirir, ana bağlayıcı ve minör bağlayıcıyı seçip yerleştirir, protez kaidesini ve suni dişlerin planlamasını yaparak protez bileşenleri tamamlarız. Ve daha sonra da son olarak okluzyonu planlayarak planlama işlemimizi tamamlarız. Böylece her bir bileşen ve her bir işlem bir sonraki işleme ışık tutar ve bu sıralama takip edildiği takdirde hiçbir bileşen unutulmadan ve gayet sistematik ve kolay bir şekilde planlama işlemi tamamlanmış olur. Dişsiz boşlukları değerlendirirken ağızda mevcut olan dişsiz boşlukların hepsinin protez planına dahil edilmesi gerekmeyebilir. Örneğin posterior bölgedeki çok kısa dişsiz boşluklar belli durumlarda ancak restorasyona dahil edilmelidir. Örneğin estetik olarak yanak desteğini sağlaması için, üst tam proteze stabilite temini için, karşıt doğal dişlerin boşluğa uzamasını ve komşu doğal dişlerin migrasyonunu önlemek için kısa dişsiz alanların proteze dahil edilmesi gerekebilir. Posterior dişsiz bölgeler hatta proteze dahil edildiğinde veya protez restorasyon çözüm aranmadığında kısaltılmış dentaler konsepti de bu şekilde uygulanabilir. Vakanın sınıflandırılmasına gelince restore edilecek dişsiz boşluklar belirlendikten sonra boşluk diş tek taraflıysa bildiğimiz gibi klas 2 veya çift taraflı klas 1 diye kendi sınıflaması yapılır.
Ve bu sınıflamaya yönelik olarak da belli başlı prensipler vardır uygulanması gereken. Bu prensipler göz önünde bulundurularak bu sıralama takip edilir. Daha sonra destek bölgelerinin belirlenmesine gelir. Destek bildiğimiz gibi hareketli bölümü protezlerde dişler veya mukoza ile diş mukoza tarafından desteklenir. Dişlerle de sağlanan desteklik tırnaklar aracılığıyla, mukozadan sağlanan desteklik ise serbest solunum kaidelerle yapılır. Kernel destek dişler ve kaide desteğinin belirlenmesinde diş destekli ve serbest solunumlu vakalarda durum daha farklıdır, işlem de daha farklıdır. Diş destekli kaideler bildiğiniz gibi desteğe katkıda bulunmazlar. Sadece burada olduğu gibi bakın kırmızı ile okla işaret edilen desteklerimiz diş destekli protezlerde terminal desteklerdir. Dişsiz boşluğu belirleyen mesela sınıf 3 ve 2 modifikasyonu var. Bunlar terminal destekler, diğerleri ise şunlar terminal destekler, diğerleri ise sekonder sonradan modifikasyon boşluğu nedeniyle ortaya çıkan desteklerdir. Mukozanın rezilyans özelliği ve bu dokuları destekleyen kemik yapısı ve özellikleri protez desteğini etkilemez. Serbest solunumlu protezler ise desteklerini hem dişlerden hem de serbest solunumlu kaidelerden alırlar. Dolayısıyla bu kaide hareketlerinin oluşacağı fulcrum eksenlerini de belirlemek lazımdır planlamada. Terminal desteklerden geçen sınıf 4 protezde fulcrum eksenini görüyoruz. Alt şekilde diagonal olarak terminal desteklerden geçen fulcrum eksenini görüyoruz. Sınıf 2 modifikasyon 1 vakasında ise yine fulcrum eksenini diagonal olarak görüyoruz. Bir modifikasyon boşluğunun önünde kalan sekonder destek dişte ise yine bir belirleme yapmamız gerekiyor. Sınıf 1 ve 2 protezlerde sıra tırnaklar ve tırnak yuvalarının belirlenmesine geliyor. Protez için mümkün olan en iyi desteği oluşturacak tırnaklar için dişlerin periodontal desteği ve madde kayıplarının değerlendirilmesi gerekir. Madde kayıpları şayet varsa, aşırı madde kayıplarında krom restorasyonları düşünülmelidir desteklerde. Ve karşı çatışma oluşturan, burada olduğu gibi çatışma ihtimali olan dişlerde ise tırnak yerleşimlerinden sonra mutlaka tırnak yuvalarının planlanması ve prepare edilmesi gerekir. Tırnak yuvaları sadece karşılıklı çatışmayı engel olmaz. Aynı zamanda dişlerin uzun aksı boyunca kuvvetlerin iletilmesini avantaj sağlar. Serbest solunumlu protezlerde kaidelerin komşu destek dişin ters tarafında yani mezio-okluzal tırnak yuvaları kullanılır okluzal tırnaklar için. Burada da yine fulcrum eksenini iki terminal destek diş ve kırmızı ile çizilen mezio-okluzal tırnakları görmekteyiz. Neden mezio-okluzal tırnaklar kullanıyoruz? Çünkü kaldıraç prensibimiz devreye giriyor ve distal tırnakta yaptığımızda sınıf 1 kaldıraç, mezio-okluzal tırnaklar kullandığımızda ise sınıf 2 kaldıraç geçerli oluyor. Ve biliyoruz ki sınıf 2 kaldıraç kaide hareketlerini etkin bir şekilde azaltıyor. Sınıf 2 protezlerde ise yine serbest solunu tarafta destek dişinin eziğerine tırnak yerleştirirken planlamamızı çift taraflı yapmamız gerektiği için karşı taraftaki bir veya iki destek diş üzerinde okluzal tırnak veya envazür tırnak şekilde gördüğünüz gibi kullanıyoruz. Yine tırnak yuvalarına dikkat ederek yiyelim. Tırnaklar modifikasyon boşluklarında dişsiz boşluğa komşu yüzeylere yerleştirilirken serbest solunum kaideler için tam karşıt yüzeyine yerleştirilmesi gerekiyor. Bu bir kural ve bu kuralı uyguladığımız sürece de çok rahat bir şekilde tırnak pozisyonları doğru olarak temin edebiliriz. Yine ikinci unutmamamız gereken şey okluzal çatışma yaratan tırnaklar için artikülatörde mutlaka karşı tarafla mesafesini kontrol etmek zorundayız. Şayet destekler üzerinde krom restorasyonu yapacak olursak mutlaka kromlarda da tırnak yuvası hazırlamaya gayret edeceğiz. Okluzal çatışma olduğunda tırnak yuvası yapamıyorsak eğer ki yapamamanın sebepleri ne olabilir? Hastalar hijyen durumlarında, hijyenin tam olarak yerine getirmediklerinde bu bölgelerde çürük riski oldukça yükselir veya abrede dişlerde krom restorasyonu yapmak gerekir.
Kuaför restorasyonu da çoğu hastanın çok istemediği bir durumdur. Dolayısıyla tırnak konumlarını değiştirebiliriz bu durumlarda. Şayet burada olduğu gibi tırnak eğer bu bölgede çatışma yapıyorsa aynı dişin distalini alabiliriz veya distalden meziyele kaydırabiliriz. Veya aproksimallerde çatışma onda lingual yüzeylerde tırnakları kullanabiliriz. Bir başka tırnaklardaki alternatifler ise desteklerin periodontal durumlarıyla alakalıdır. Şayet terminal destekli bir periodontal arazi varsa tırnak komşu daha sağlıklı olan dişe yerleştirilebilir. Veya her iki dişte de periodontal sıkıntı olduğunda embrazür tırnaklarla burada olduğu gibi kuvvet her iki dişe paylaştırılabilir. Sigulum tırnaklarında ise yine benzer durumlar söz konusu. Çatışma olan bölgenin daha alt tarafına minik bir tırnak yuvasıyla tırnak taşınabilir. Modifikasyon boşluklarında peki ne yapacağız? Sınıf 1 anterior modifikasyonda bakınız. Kaninlere de mutlaka tırnak uygulayacağız. Bu bölgelerde tırnağı eğer eksik yaparsak çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle protezin ön kaidesi gömülme hareketi yapacak. Daha fazla rotasyon hareketine neden olacaktır. Sınıf 2 modifikasyon 1 posterior modifikasyon durumlarında ise bu modifikasyon boşluğu bize avantaj sağlar. Üçüncü bir destek dişe tırnak yerleştirme olasılığı ortaya çıkarır. Artı üçüncü bir kroşe yerleştirme ile iki kroşeden üç kroşeye daha fazla tutuculuğa sahip olan bir protez yapma imkanı doğurur. Dolayısıyla kliniğe serbest sonlu vakalar tek taraflı geldiğinde ve bu bölgede daha önce yapılmış bir köprü protezi olduğunda örneğin köprüyü mutlaka sökmek ve bu destekleri ayrı ayrı kronlar şeklinde değerlendirmek ve modifikasyon boşluğunun avantajından faydalanmak gerekir. Sivil sıkıcıların belirlenmesi işlemine geldiğimizde ise destek kroşeler olmazsa olmazdır sınıf 1 ve 2 protezler için. Çünkü rigid kroşeler destek dişte tork etkisi yaratır. Döküm kroşelerden esnek olan kroşe seçeneklerimiz bar kroşeler ve diş eti kroşeleridir. Veya kombine kroşe olarak bükme kroşeleri de tercih edebiliriz. Direkt sucunun tipine karar verirken bir takım faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunlar destek dişin periodontal durumu, vaka için gereken esneklik miktarı, tutucu alanların lokalizasyonu, destek diş üzerindeki andırkatın derinliği ve miktarı, destek dişin yumuşak doku andırkatı ve estetik faktörüdür. Protez için en geçerli olan estetik konumdaki ve estetik tipteki kroşeyi mutlaka tercih etmemiz gerekir. Örneğin yüksek büyüme hattı olan hastalarda bar kroşelerin kullanımı oldukça sıkıntı yaratır. Yumuşak doku andırkatları da yine bar kroşelerin kullanımında kontrol edilir. Andırkatın derinliği ve miktarını da yine kullanacağımız kroşenin tipine göre ayarlamamız gerekir. Tutucu alanların lokalizasyonuna gelince, destek dişler üzerindeki ekvator hattının tipine göre lokalizasyon andırkatlarla değişir. Örneğin sınıf 1 ekvator hattında ekvator hattının seyrine göre dişsiz boşluğa komşu olan dilinde tam karşıt yüzeyde destek dişin andırkat vardır. Bu durumda iki tane akers kroşe boşluğun önünde arkasındaki dişte gayet iyi iş görür. Diğer desteklerde ise bükme kroşeler, mezyobukal andırkattaki ve bar kroşeler kullanılabilir. Karşı tarafta ise dişli bölgede embrazür kroşe gayet iyi iş görür. Peki andırkat komşu dişlerde dişsiz boşluğa komşu yüzeyde olduğunda ne yapacağız? Seçeneklerimiz bu defa biraz daha estetik sıkıntı yaratıyor. Özellikle burada mezyal alanda mezyal omuz ters akers kroşenin olduğu için sıkıntı yaratır. Bu zaman diş tabukalı andırkatta bar kroşeler de bunlar gibi şu şekilde kullanılabilir. Burada olduğu gibi. Posterior destek dişlerde ise mezyalden başlayan, linguale doğru dönen ikinci bir tırnakla mezyobukal andırkatta sonlanan arka halka kroşeler kullanılabilir. Dişli tarafta ise saç tokası önerilir ama bu kroşeler son derece
undercut alanlarına yaklaşım yönlerinde çok fazla kıvrımlar içerdikleri için burada sıkıntı yaratırlar çok fazla doku yüzeyini kapladıkları için. Bu nedenle sıkıntı yaratırlar. Alternatif olarak destek dişin yüzeyindeki konturların değiştirilmesi gerekebilir. Sınıf 1 ve 2 protezlerde en kullanışlı biyomekanik açıdan kroşe RPI kroşelerdir. Mezyoklüzel tırnak, distal proksimal plak ve Öber kroşeden oluşur. Özellikle mezyoklüzel tırnakla kullanıldığında biyomekanik açıdan destek dişte herhangi bir tork hareketine sebep olmaz. Şayet tırnak mezyal yerine distalde olacağında o zaman oklüzel kuvvetlerle kayda yüklendiğinde destek dişte mezyali hafif bir itme kuvveti oluşur ki burada yerleşen kontrol dişlerin konumları nedeniyle ve destek olmaları nedeniyle de yine destek dişte herhangi bir patolojik duruma sebep olmaz. Dolayısıyla RPI kroşeler veya bar kroşeler gerek mezyal gerekse distal tırnaklarla birlikte kullanılabilir. Distobukal undercut'ın varlığında bar kroşe kullanılabilir demiştim ve akers kroşe kullanılabilir, ters akers kullanılır demiştim. Ama ters akers genellikle birinci tercihimiz olmaz. İlk tercihimiz bar kroşelerdir. Mezyobukal undercut söz konusu olduğunda ise dişeti kroşesi kullanılabilir. Dişeti kroşeleri dikey değil, yatay yaklaşım koluna sahiptir. Bunun tek dezavantajı kaide plağı ile olan aradaki boşluk oluşturma gereğidir. Burada bir kaide plağı tamamıyla yaklaşan kolu örttüğünde o zaman kroşenin esnekliği sağlanamaz ve akers kroşeden daha da rigid bir kroşe halini alır. Dolayısıyla dişeti kroşesi kullanıldığında mutlaka kaidede bir mesafe oluşturulmalı ve burası ajusteli diş dizimi yapılmalıdır. Sınıf 1 protezlerde tutucuya karar verdikten sonra tipini, konumu mutlaka değerlendirilmelidir. İki tane destek dişte iki esnek kroşe tasarımı, bar kroşe veya bükme kroşe kullanılarak lateral tutuculuk sistemi oluşturulur. Anterior modifikasyon olduğunda da yine anterior modifikasyonlarda estetik sakınca nedeniyle ilave kroşe kullanımına gidilmez. Tercihen bu bölgelerde rehber düzlem preparasyonu yapılarak tutuculuğun desteklenmesine çalışılır. Sınıf 2 protezlerde yine bilateral tutuculuk sistemi söz konusudur. Serbest solunu olan bölgede esnek bir kroşe kullanılırken karşı tarafta tek akers, ters akers veya burada gördüğümüz gibi embrasür kroşe iki destek dişi arasında kullanılabilir. Bunlarda da yine anterior modifikasyon boşluklarında ilave kroşe kullanımına estetik sakınca nedeniyle gidilmez. Bu mesafeler çok uzun olmadığında rehber düzlemlerle tutuculuk desteklenebilir. Sınıf 2 protezlerde posterior modifikasyonda durum daha farklıdır. Terminal destekler üzerinde kullanılan iki kroşenin ilavesinde bir de sekonder destek dişte üçüncü bir kroşe kullanılır. Ancak burada da yine kaide distalde oklüzal yüklendiğinde tıpkı buradaki terminal destek diş gibi sekonder destek dişte de linguale bu defa devrilme hareketi olur. Dolayısıyla her iki kroşenin de esnek olarak planlanması gerekir. Tutucuları tamamladıktan sonra sıra indirekt tutucuların belirlenmesine gelir. İndirekt tutucu bildiğimiz gibi serbest solunu kaidenin fulcrum ekseni etrafında dokudan uzaklaşma hareketini önlemek için fulcrumun önüne yerleştirilen tırnaklar veya ana bağlayıcılarla sağlanır indirekt tutuculuk. Burada olduğu gibi fulcrum eksenini dik kesen noktada aslında ideal konumdur. Fakat ilk düzlem nedeniyle sınıf 1 protezlerde böyle bir indirekt konumu, tutucu konumu yapmak yerine fulcrumun her iki tarafında ve kullanılabilen en ideal diş yüzeylerinde bir yerine iki indirekt tutucu kullanılır. Ama sınıf 1'de diagonal bir meslet hattı söz konusu olduğunda orta dikmeye yakın ve eğik düzlemlerden kaçınacak olan bölgeye yine bir tane kanin üzerine indirekt tutucu yerleştirilir.
Sınıfiki modifikasyon boşluğunda ise modifikasyon kısa olduğunda zaten buradaki tırnak boşluğa yerleştirilen tırnak boşluğa konmuş olan destek dişe indirekt tutuluk sağlar. Çünkü modifikasyon boşlukları indirekt tutuluk için kullanılır. Ama bu mesafe kısa olduğunda biraz daha eğer indirekt tutuluğumuzu etkin hale getirmek istersek ikinci bir indirekt tutuluk kanin dişine yerleştirebiliriz. Böyle bir vakada ise boşluk uzun olduğu için modifikasyon boşluğu tek başına bir tırnak, 4 numaraya yerleştirilen o kıza tırnak indirekt tutuculuğu gayet iyi bir şekilde yerine getirebilir. İndirekt tutucu seçeneklerinden ruga desteğiyle U-plak, modifikasyon boşluğuyla burada gördüğümüz gibi veya majör indirekt tutucularla, singulum tırnağıyla o kıza tırnaktan çıkan kanin uzantısı ve yardımcı o kıza tırnaklarla da indirekt tutuculuk sağlanır. Sınıf 1 protezlerde yaptığımız bu şekilde mezyalden stabilizasyon sağlama etkisini mezyaler stabilizasyonu adı verilir indirekt tutuluk prensibinde. Burada terminal tırnaklı ve şu şekilde okuzal tırnaktan çıkan kanin uzantısı indirekt tutucu. Burada ise mezyokuzal tırnak ve kanin uzantısı da tamamı indirekt tutucu görevi yapmaktadır. Buradaki seçeneklerde diametrik fulcrumlar, kırmızı tırnaklar, lacivertler ise, kanin uzantıları ise indirekt tutuculardır. Yine burada kırmızı tırnaklar meslet hattı üzerindeki tırnaklarımız, mezyo-okuzal tırnaklar 4 numaradaki ise indirekt tutuculardır. Fulcrum ekseninden uzakta yerleştirilen. Şayet bu şekilde çok yakın olduğu düşünülüyorsa ve dişsiz boşluk uzun olduğunda alternatif olarak ruga desteği şeklinde modifikasyon alanlarında da U-plaktan indirekt tutucu olarak faydalanılabilir. Burada önemli bir konu var ve her zaman karışıklık yaratan. Bazı öğrencilerimiz bütün tırnaklara indirekt tutucu adını verirler. Bu büyük bir hatadır. Eğer fulcrum ekseninin üzerindeyse zaten rotasyon ekseni üzerindedir kırmızı tırnaklarda olduğu gibi. İndirekt tutuluk aktivasyonu sağlayması için fonksiyonu mutlaka fulcrum ekseninden uzakta bir alanda yerleştirilmesi gerekir. Sınıf 2 protezlerde diagonal meslet hattının önünde kanin dişinde yerleştirilen tek bir indirekt tutucu iş görür ve karşı tak stabilizasyonu ismini alır bu yüzden de karşı takta yerleştiği için. Burada da örnekleri görmekteyiz sınıf 2'de. Diagonal meslet hattımız kroşe uçlarından geçiyor. Orta dikme eğik düzleme denk geldiği için en olumlu yüzeyler mezyo-okuzal tırnak veya mezyo-okuzal tırnaktan çıkan kanin uzantısı, burada olduğu gibi kanin uzantısı, mezyo-okuzal tırnak ve buradaki mezyo-okuzal tırnakta bir yerine iki indirekt tutucunun kullanıldığı durumlardır. Bunlar güzel örnekler. İndirekt tutucuları şayet tırnaklar şeklinde yapamıyorsak, bu durumda tırnak yüzeyleri için destek dişlerin yüzeyleri uygun değilse o zaman U-plak ve çift damak barı gibi majör indirekt tutuculardan da faydalanılabilir. Ancak unutulmaması gereken bir şey her iki ana bağlayıcının içinde terminal bölgelerinde başlangıç ve bitişlerin flakların mutlaka tırnaklarla desteklenmesi gerekir. Aksi halde bu ana bağlayıcılarda eğik düzlem etkisi yaratabilirler. Düzlemlerin değerlendirilmesine geldiğimizde direkt tutucuların etkinliğini artırmak ve stabilizasyonu artırmak için rehber düzlemler çok iyi fonksiyon görürler. Hatta anterior modifikasyonlarda daha önce dediğim gibi anterior kroşeleri elimine etmek için rehber düzlemler oluşturulabilir, prepare edilebilir mini yüzeyinde ve kron restorasyonları üzerinde. Rehber düzlemlerin sayıları ve yükseklikleri ile fonksiyonları doğru orantılıdır. Daha çok diş desteklerinde burada olduğu gibi diş destekli boşluklarda uzun rehber düzlemler oluşturulur. Ancak serbest sonlu protezlerde rehber düzlemler daha kısa, minik ve marjinal bölgeye yakın olarak düzenlenmelidir. Uzun rehber düzlemler burada olduğu gibi yapılırsa kaidenin oklüzal yüklemesi etkisi altındayken destek dişte sanki davi etkisi gibi
dişi dizlere doğru devirme kuvveti uygular. O yüzden minik rehber düzlemler, temasları marjinalde olan burada olduğu gibi yapıp minik minik kaidenin rotasyon hareketine izin vermek daha önemlidir. Ana bağlayıcının belirlenmesine gelince, vakanın anatomik özelliklerinin gerektirdiği şekliyle, yani torus varlığı, yüksekliği, lingual frenum gibi veya diş boşluklarının konumu ve sayısına göre, dişlerin splintlenme gerekliliği veya indirekt sürülük ihtiyacına göre endikasyonla uygun ana bağlayıcı seçilmelidir. Sınıf 1 ve 2 protezlerde kaide hareketleri çok fazla olacağından rigid ana bağlayıcı seçilmesi gerekir. Bu durumda en rigid ana bağlayıcı tam parietal plaktan sonra çift damaklarıdır. Bu kadar çok dişin olduğu bir durumda tam parietal plak kullanılmaz. Çift damakları ilk akla gelmelidir. Ancak bulantı refleksi olan hastalarda ise ikinci seçeneğimiz U plaktır. U plan ruga desteği avantajıyla kullanımı endikedir. Ancak U plak eğer ön bölgede açıklık şeklinde yapılırsa parietal banttan daha zayıf hale gelir ve distorsiyona yol açar, istenmeyen bir durumdur. Tam parietal plan indikasyonu genellikle az sayıda ve zayıf destek dişlerin varlığında kullanılır. Hem tutuculuk hem de stabilizasyona desteğe katkı sağlar. Ancak tamamının metal olması yerine bu şekilde ön bölgesi metal, arkası da akrilikten oluşturulan tam parietal plak oldukça avantajlıdır. Senelerdir kliniğimizde bu uygulama yürütülmektedir tarafından eğitmen olduğum. Hiçbir problemle de karşılaşmadık bildiğinizi sunuyorum. Alt çenede lingual bar kullanışlı ana bağlayıcıdır. Şayet anterior dişlerin prognozu iyiyse, splintlenme gerektirmiyorsa veya indirekt sürülük gerektirmiyorsa genelde ilk akla gelen lingual bar olmalıdır. Diğer söylediğim hususlardan dolayı çift lingual bar kullanılabilir ama burada gördüğünüz gibi bir çift lingual bar ancak klasik kitaplarda yer alır. Gördüğünüz gibi siyah beyaz resimle size göstermek istedim. Hiçbir zaman da kullanmadım böyle bir ana bağlayıcıyı klinik yaşamında. Eğer diastemalar varsa lingual plak daha avantajlı bir uygulamadır. Lingual plak indirekt sürülük ve ileri prognozda dişlerin çekilmesi gerektiğinde kolay ilaveleri sağlaması açısından veya dişleri splintlenmesi açısından avantaj sağlar. Minel bağlayıcıların belirlenmesi genellikle yeni öğrenenler tarafından ihmal edilir. Mutlaka her bir bileşen ana bağlayıcıyla kroşeler örneğin, embrazür kroşeler veya indirekt sürücüler bu şekilde minör bağlayıcılarla bağlanmalıdır. Aksi halde bu unutulan yüzeyler teknisyenlerimiz tarafından kendi alışkanlıkları şeklinde değerlendirilebilir. Marjinlerin açılması bu şekilde son derece uygundur diş eti simülasyonu açısından ve hastanın lingual sağlığı açısından. Protez kaidesine gelince, serbest sonlu protezlerde kar ayakkabısı prensibinden yola çıkarak kaide sınırları fonksiyonel hareketlere engel olmayacak ölçüde geniş tutulmalı ve mutlaka fonksiyonel ölçü alınmalıdır. Fonksiyonel ölçüde amaç sadece geniş kaide filayı atmak değil, kuvveti taşıyabilen alanlara kuvveti yönlendirmek ve zayıf alanlardan kuvveti uzaklaştırmak amacıyla yapılır ve daha az kan hareketi olması için yapılır. Tulkus anatomisinin taklit edilmesi bu konuda önemlidir. Stabilite destek için de son derece önemlidir geniş kaide plakları. Soni dişlerde genellikle akrilik dişler kullanılır. Porselen dişler metal kramponları nedeniyle sıkıntı yaratır. Dolayısıyla çok tercih edilmez bölümlü protezlerde. Anterior dişlerde ise faset diş gibi tek dişlerde kırılmayı önlemek için veya bu şekilde postum üzerine yerleşen bir tüp gibi seçenekler değerlendirilmelidir. Serbest sonlu protezlerde oklüzyonun planlanması son yaklaşımdır planlamada.
Üst tam protezlerde, daha doğrusu üst protezlerde, posterior kreplerde de yine sinüsli protezlerde rezorsiyonun yönü yukarıya ve içeri doğrudur. Dolayısıyla üst çene hacimsel olarak küçülmüş görünmekte ve diş dizimi kret tepesi değil de daha lateralerine yapılmak zorunda kalır. Dolayısıyla üst klas 1 protezlerde, tam protezlerde olduğu gibi egzantrik hareketlerde mutlaka bilateral balans oluşturmak gerekir. Hasta sağ tarafıyla çiğneme yaptığında mutlaka sol taraftaki serbest solunum kaydı palatinalden en azından alt proteze veya dişlerle temas halinde olmalıdır. Alt sınıf 1 protezlerde bu kadar kritik değildir. Çünkü alt çenede rezorpsiyonun yönü dışarı ve içe doğru, dışa doğru olduğu için, aşağı doğru olduğu için zaten mandibula olduğundan daha genişlemiştir. Ve kret tepesinde dizilen dişler ilave bir balans gerektirir. Serbest solunumlu protezleri bu şekilde bitirmiş olduk. Sırada sınıf 3 protezlerimiz var. Bu protezlerde tırnak yerleşimi daha önce söylediğim gibi dişsiz boşluğa komşu yüzeylerdedir. Modifikasyonsuz sınıf 3 protezlerde dişsiz boşluğa komşu olan destek dişlerin yüzeylerinde kırmızı tırnakları görüyoruz. Karşı taraftan mutlaka destek almak gerekir. Posterior dişten, en posterior dişten. Bir de anterior segmentte bu şekilde ana bağlayıcının konumlandırılması için ilave dördüncü tırnağa ihtiyaç vardır. Tutuculuk ise üçgensel tutuculuk şeklinde olur. Dişsiz boşluğa komşu 2 kroşe, rigid kroşe ve karşı tarafta bir tane kroşe yeterlidir. Ancak böyle vakalarda erkek dişli tarafta mutlaka kroşelerin omuz kısımları ve tırnaklar için yer temin edecek tırnak yuvaları hazırlamak gerekir. Aksi halde aşırı incelen tırnaklar yeterince desteklik görevi yapamazlar. Hatta bu aşındırmalar neticesinde kroşelerde kırılmalar bile görülebilir. Modifikasyonlu olan klas 3 protezlerde ise 4 tane destek, üzerinde 4 tırnak ve 4 tane akers çevresel kroşe yeterlidir. Dörtgensel tutuculuk sistemi oluşur. Tutuculuk ve stabilitesi en iyi olan protez planlamasıdır. Ancak giriş yolu problemleri olmaması için modelin çok iyi analiz edilmesi gerekir. Aksi halde boşluğun önünde arkasında rigid destek diş yüzeyleri olduğu için protezi yerleştirme ve çıkartma için zorluklarla karşılaşılabilir. Yine tırnak yuvalarının planlanması son derece önemlidir. Anterior bölgelerde yine rehber düzlem hazırlıklarıyla anterior kroşelerin eliminasyonuna gidilebilir. Sadece posterior desteklerde tek kroşe veya embrazür kroşeler kullanılabilir. Avantajlı bir seçenek yaratır özellikle üst çenelerde. Kron restorasyonlarında rehber düzlemler mutlaka prepare edilmelidir. İndirek tutuculuk sınıf 3 protezlerde olmazsa olmaz değildir. Hatta çoğu zaman hiç kullanmayız. Ancak çok ender vakalarda burada olduğu gibi bir 20 yaş dişinde yeterince tutuculuk sağlayacak bir undercut olmadığında ve dişin kronlanması düşünülmediğinde bu durumda burada sadece tırnak kullanılır. Buradaki uzun dişsiz boşluğun yerinden çıkarma hareketlerine karşı direnmesi için karşı tarafta kanin dişine yerleştirilen veya şuraya yerleştirilen zaten o tırnak indirek tutucu görevi yapacaktır. Ana bağlayıcı lingual bar en kullanışlıdır alt çene için. Burada gördüğünüz gibi 4 destek üzerinde. Palatal band modifikasyonlu veya modifikasyonsuz vakalarda iş görür. En iyi iş gören ana bağlayıcıdır. Konforludur, basittir. Hastalar da çok iyi tolere ederler. Eğer mesafeler çok uzunsa destek dişler arasında o zaman çift damak barı da bulantı refleksi olmayan hastalarda düşünülebilir. Yine minör bağlayıcılar kolay yerleştirilmeli ve temizlenebilir alanlar oluşturmalıdır. Açıklıklar çok iyi değerlendirilmeli. Yeterince güçlü minör bağlayıcılar, rigid minör bağlayıcılar planlanmalıdır. Protez kaidesine gelince, serbest solunum kaidelerin aksine fonksiyonel ölçü gerektirmez. Çünkü destekler tamamen dişlerden sağlanır. Sadece boşluğu doldurmak, gıda retansiyon alanlarını kapatmak, kısa kaidelerle
destek dişlerin devrilmesini önlemek için fonksiyon yaparlar. Klinikte yine çok sık yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum burada. Genç eğitmenlerimiz veya öğrencilerimiz alışkanlık halinde her vakaya şahsi kaşık oluşturuyorlar. Bu şahsi kaşıklar hastada özellikle diş destekli vakalarda son derece gereksizdir. Şayet fabrikasyon kaşık yeterince su tuzları temin ediyorsa ölçüsünü ve boyut olarak da uygunsa tek bir fabrikasyon kaşıkla ve anatomik ölçüyle proteziniz bitirilebilir. Sonu diş belirlenmesinde kısa dişsiz alanlarda posterior estetik olmayan alanlarda metal dişler kullanılabilir. Veya burada olduğu gibi tüp dişler kullanılabilir kısa modifikasyon alanlarında. Diğer alanlarda ise yine son diş seçeneklerimiz akrilik dişlerdir. Sınıf 3 protezlerde oküzyona gelince yine her vakada olduğu gibi sentrik oküzyonda bilateral temaslar sağlanmalıdır. Egzantrik hareketlerde ise hastanın doğal dentisyonu neyse kanin koruyuculuğu, grup fonksiyonu veya unilateral tek taraflı balanslı oküzyon gibi oküzyonlar seçenek olarak değerlendirilir. Dişlerin dişsiz boşlukların uzunluğuna ve ağızdaki mevcut dişlerin konumlarına göre. Son sınıflamamız Kennedy sınıf 4 vakaları. Burada yine tırnaklardan başlıyoruz dişsiz boşlukları tayin ettikten sonra. Dişsiz boşluklara komşu terminal destek dişlerin karşıt yüzeylerinde şeyleri yine tırnakları serbest onlu protezlerdeki kaygıda olduğu gibi kullanıyoruz. Bu tırnaklar yeterli değil tabii ki dörtgensel bir destek oluşturmak için posterior olanlarda tek veya embrazür tırnaklar, okuzal tırnaklar kullanıyoruz. Buralarda yine klas 3'lerde olduğu gibi de klasikinin dişli tarafında olduğu gibi tırnak yuvası preparasyonu ve kroşelerin umutları için bir takım preparasyonlar destek dişlerde minimizeyinde gerekebiliyor. Eğer avraza dişler olduğunda yine daha önce olduğu gibi kron restorasyonları üzerinde bu ağız hazırlıklarını tamamlamamız gerekiyor. Kroşelere gelince posterior olanlarda rigid kroşelerle iş görebiliyor. En kullandığımız yaklaşım posterior olanda bilateral olarak embrazür kroşe kullanmak ve anterior olanda rehber düzlemler oluşturarak anterior estetik alandaki kroşeleri elimine etmek. Ancak estetik olmayan alt çene gibi durumlarda iki tane kroşe anteriora, iki kroşe de posteriora yapılarak dörtgensel tutuculuk sistemi avantajlı bir tasarım oluşturabiliyor. İndirekt tutuculuk sınıf 4 protezlerde de çok kritik. Sınıf 4 protezlerde diametrik fulcrum genelde veya diagonal fulcrum oluşuyor. Orta dikme A bölgesine yer aldığından yapacağımız şey sınıf 1 protezlerde olduğu gibi bir yerine iki tane tarafta indirekt tutuculuk kullanmak. Burada da distal tırnaklar indirekt tutucu lacivertle gördüğümüz ve kroşe uçları da yine protez kaydetinin dokudan uzaklaşma yönündeki hareketine engel oluyor. İsmi de primer fulcrumun distalinde yer aldığı için distal arch stabilizasyonu adını. Rehber düzlemler, kısa rehber düzlemler yapıyoruz. Kroşeleri elimine etmek istiyorsak mine yüzeyinde veya bu bölgelerde kron restorasyonu yapacaksak herhangi bir nedenle restorasyonlar üzerinde rehber düzlemleri prepare ediyoruz. Ana bağlayıcıya gelince, klas 1 protezlerde olduğu gibi rigid bir ana bağlayıcı, ilk seçenek çift tırnak barı veya front refleks olursa U plakta kullanılabiliyor. Kısa dişsiz alanlarda burada gördüğünüz gibi. Alt çenede lingual bar seçeneklerini kullanıyoruz. Dişli bölgelerde gingival serbest marjinler oluşturmaya gayret ediyoruz dış eti simülasyonu için. Minör bağlayıcılara gelince, protez kaydesinin son dişlerin planlanmasına gelince akrilik rezin dişler kullanılıyor genellikle ve eğer rezorsiyon yoksa kret ön bölgesi güzel şekillendiyse ajusteli diş dizimiyle kayda yapmamaya gayret ediyoruz. Daha estetik ve daha konforlu oluyor protezimiz.
Ancak doku kaybı varsa horizontal ve sagittal düzlemde bu durumda estetik kayır gidermek, doku desteği sağlamak, dudak desteği sağlamak ve gıda birikimini önlemek için bu bölgelerde geniş kaidelere ihtiyaç duyabiliyoruz. Uzun dişsiz boşlukların varlığında mutlaka fonksiyonel ölçümümüz gerekiyor. Okluzyonun planlanmasına gelince, karşıt doğal dişlerde sentrik ilişkide karşıt doğal dişler varsa, sentrik ilişkide karşıt doğal dişlerle temas, hafif, pasif bir temas oluşturmaya gayret ediyoruz. Yoğun temaslar ön bölgedeki kret rezorpsiyonunu tetikliyor. Hatta eczancık hareketlerde tamamen temassızlık oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle vakalarda alt ön dişler zamanla uzayabiliyor ve ağır yoğun temaslar sentrik ilişkide de sağlanabiliyor sentrik okluzyonda. Bu durumda hastaları belli periyotlarla periodontal durumlarına bağlı olarak 6 ayda 1 senede hastayı kontrole çağırıp bu temas ilişkilerini hafifletmeye çalışmamız gerekiyor. Protez bileşenlerinin planlamadaki fonksiyonu son derece önemli ve bu diyagramı seviyorum. Hareket bölümü protezlerde destek, stabilite ve tutuculuk fonksiyonunun yerine getirilmesini mutlaka gayret etmemiz gerekiyor. Bileşenlerden mesela indirek tutucular aynı zamanda hem tutuculuğa takviyede bulunduğu gibi indirek yolla, tırnaklar yoluyla desteğe ve stabiliteye de destek olmuş oluyor, katkı sağlamış oluyor. Protez bileşenlerinin bu fonksiyonel ilişkisi diyagramda çok incelerseniz gayet iyi anlaşılıyor. Şimdi artık bu dersin özeti olarak dersten ayrılırken notlarımız, aklımızda kalması gerekenleri özetleyecek olursak. Sınıf 1 protezlerde bilateral terminal destek dişler var, diametrik veya diagonal meslet hatları var. Mezioklüzal tırnaklar kullanıyoruz, kırmızıyla gördüğünüz. Bilateral esnek kroşeler kullanıyoruz, kaide hareketlerine izin verecek şekilde ve destek dişte tork yaratmayacak şekilde. Anterior modifikasyonlarda ilave kroşe kullanmayıp referanslar oluşturuyoruz. Şayet kaide hareketleri çok uzunsa bu bölgede ve destek dişlerde anterior bölgedeki destek dişler antekrolumu uygunsa köprü restorasyonlarıyla bu bölgeleri, modifikasyonları kapatmak mümkün. Bilateral anterior bölgede indirek tutucuları mezyal erk stabilizasyonu için burada da lacivertte gördüğünüz kullanıyoruz. Kısa rehber düzlemler sağlıyoruz posterior alanda kaide hareketlerine izin vermek amacıyla. Doku desteği için maksimum geniş kaideler sağlıyoruz ve mutlaka fonksiyonel ölçü alıyoruz. Rigid ana bağlayıcı mutlaka kullanıyoruz burada olduğu gibi ilk tercihimiz ve bilateral balanslı oklüzyonla da yine balansı desteklemeye, stabilizasyonu desteklemeye çalışıyoruz. Diğer sınıf 2 vakalarında ise her ne kadar dişsiz boşluk tek taraflıysa da planlamamızı mutlaka çift taraflı olarak yapıyoruz. Unilateral planlama çok sınırlı vakalarda ve hassas tutuculu vakalarda mümkün olabiliyor. Serbest sonlu tarafta ve karşı tarafın en gerisindeki molar dişte terminal tırnak ve bu bölgedeki tırnaktan geçen diagonal fulcrum hattı söz konusu oluyor. Posterior modifikasyon varlığında bu bölgeyi indirek tutucu olarak kullanıyoruz ve üçüncü bir üçgensel tutuculuk oluşturmak için kroşe için kullanıyoruz. Mutlaka kroşe, burada köprü protezi olduğunda tek tek kronlar şeklinde değerlendiriyoruz. Karşı tarz sterilizasyonu şeklinde indirek tutuculuk sağlıyoruz. Yine esnek kroşeler kullanıyoruz ve masanın önündeki destek dişte de esnek kroşe tasarımı kullanıyoruz. Serbest sonlu alanda kısa rehber düzlemler oluşturuyoruz. Destek, doku desteği için maksimum geniş kaideler elde etmek üzere fonksiyonel ölçülerle de bunu destekliyoruz. Serbest sonlu kaideler nedeniyle daha fazla kaide hareketi olduğu için rigid ana bağlayıcı seçeneklerinden faydalanıyoruz. Unilateral balanslı okluzyon yine okluzyon planlamamızda yer alıyor. Çünkü tek taraflı balans sağladığımızda karşı taraftaki kroşeler otomatik olarak tutukluk ve stabilizasyonu destekliyorlar.
Sınıf 3 protezlerde prensipler daha az, daha sınırlı. Üçgensel veya dörtgensel posterior modifikasyonda burada olduğu gibi tutuculuk sisteminden ve desteklerden faydalanıyoruz. Tırnaklar dişsiz boşluğa komşu yüzeylerde. Üçgensel veya dörtgensel kroşe planı var. İndirek sürücüye çoğunlukla ihtiyaç yok. Uzun ve çok sayıda rehber düzlem ve tutucular katkı ve estetik alanda kroşeleri elimine etme yoluna gidiyoruz. Doku desteği ihtiyacı ve fonksiyonel ölçü gereği yok. Dijitana bağlayıcı var ama sınıf 1 ve 2, 4 kadar yine kritik değil. Brain Wave topluzyonu neyse onu idame ettiriyoruz. Son olarak sınıf 4 protezlerde dişsiz boşluğa komşu 2 terminal destek diş üzerinden ve bilateral serbest son bilateral posterior desteklerden desteklik sağlıyoruz. Dörtgensel destek oluşturuyoruz kırmızı gördüğünüz. Anterior terminal desteklerde mezioklüzal tırnaklar kullanıyoruz ve posteriorlarda genellikle embrasür tırnaklardan faydalanıyoruz. Diyametrik veya diagonal fokum ekseni var anterior desteklerden geçen. Dörtgensel kroşe planı veya sadece posterior dişlerde embrasür kroşeler kullanıyoruz. Bilateral kısa rehber düzlemler şekillendiriyoruz anterior kroşeleri elimine etmek için özellikle. Primer fokum ekseninin distalinde distal arch stabilizasyonu yapıyoruz. İncek tutuluk için ön bölgedeki dokunun kaidenin dokudan uzaklaşmasını önlemek için. Rigid ana bağlayıcı kullanıyoruz. Çift damak bari bakımı burada olduğu gibi. Karşı anterior dişlerle pasif temas, egzantrik hareketlerde ise anterior bölgede temassızlık oluşturuyoruz. Vertikal ve horizontal rezorsiyon olmadığında da bu çok önemli unutmayalım. Aşağıya diş dizimi yapmaya gayret ediyoruz. Kaynaklar gördüğümüz gibi dersimin kaynakları. Kitabın 4. baskısı 2018'de yayınladım. Ve oldukça fazla bir önceki baskıya göre değişiklikler var. Size tavsiye ediyorum. Bu kitabı başından sonra eğer tamamını çok zaten az sayfalı kısa bir kitap, küçük bir kitap, el kitabı niteliğinde olmasına gayret ettim. Kolay okunabilir olmasını sağladım. Biyomekanik kavramlarla başlıyor ve devamında protez bileşenleri, bu planlama düzeni ve uygulamaları yer alıyor. Baştan sona bu kitabı eğer okursanız, notlar alırsanız planlama konusunda bir eksiğiniz kalacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Sorularınız, görüş ve önerileriniz için de sosyal medya adreslerini kullanabilirsiniz. Dikkatiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Uzun bir dersti ama ben bu dersi anlatırken tıpkı kitabımda yazdığım gibi çok müthiş bir keyif alıyorum. En basit, en anlaşılır bir şekilde anlattığımı ümit ediyor. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. İyi günler diliyorum.